en sevdiğimiz işlerden bir tanesi. Böyle sınırsız et ızgarada yiyebiliyorsunuz. İşte aşağı yukarı Türk parasına çevirince tabii biraz pahalı gibi görünebilir ama Japonya'da bence uygun bir fiyat. Yani kişi başı 2000 yen gibi bir ücrete bu şekilde böyle kömür geliyor. Buradan dumanlar yukarı çıkıyor. Ami şu an siparişleri veriyor. Buradan sınırsız bir şekilde et tüketmeye başlayacağız. Suyumuz geldi. Arigato gozaimasu. Ondan sonra burada böyle artık yani bir ne oluyor? 90 dakika. 1,5 saat. Burada sınırsız şekilde sipariş verip ete doyacağız. Bir de yanında salata gibi şeyler var. Onları dur artık maskeyi çıkartacağız. Yemek yiyeceğiz yani sonuçta. Şuradan. Buradan ürünler işte salata, bazı şeyleri buradan alıp sınırsız bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Burada ne var? Galiba. Aynen. Sınırsız pilav. Hani bizde ekmek, Japonlarda sınırsız pilav. Burada böyle açık mutfak uygulaması var. Şöyle bir inceden mutfağı da göstereyim. Benim bilmediğim şeyleri bizimki getiriyor. Çorba da varmış burada. Bu artık ne çorbası bilmiyorum. Galiba deniz yosunu, bu suşiye sardıkları deniz yosunu. Çorbamız geldi. İlk malzeme geldi. Gömüyoruz şu anda. Ete herhalde doyacağız. Herhalde değil. Ete artık dedirttirene kadar doyacağız. Bir geliyor, bir geliyor. Ya bu kadar eti parayla satın alsam. Böyle bir şey var. But if you pay this much money in Turkey, it's something like this they bring in meat things. That's why it's okay. 2000円ぐらいかこれ。2000円ぐらい。まあ高いトルコと。ご飯。 Yani şimdi onu konuşuyoruz. Türkiye'de mesela böyle bir sistem var mı? Ben de diyorum ya bu kadar parayı verirsen zaten burada yediğin kadar eti sana bir şekilde getirirler önüne yani. Öyle yerler var. Köfteciler var. Ondan sonra etçiler var. Kebapçılar var. Bizim sistemimiz biraz farklı. Burada bize pişittiriyorlar. Eti getiriyor, bırakıyor sana. İşlem yok, işçilik yok. Daha da hala geliyor. Ami Şef.
Aslanlar gibi yiyoruz. Etlerin terbiyesi çok güzel. Yumuşacık. Kaliteleri güzel. Genelde böyle sınırsız yeme içme yerlerinde kaliteler biraz düşük oluyor. Ama ben çok beğendim. Böyle ağızda sakız gibi çiğnenen et. Geldi bir tane geldi. Bir kere geldi ama çok yok. İyi. Onların sinirleri falan alınmış. Şimdi artık böyle steak gibi güzel dövülmüş, yumuşacık olmuş, sinirler gitmiş. Güzel, ben beğendim burayı. Fiyat uygun, Japonya standartlarına göre. Kişi başı işte 2000 yen. Yani 4000 yen veriyorsunuz. 4000 yen de işte 400 lira gibi bir para ediyor. Yani Türk parasına çevirince tabii biraz fazla gibi gözüküyor olabilir. Ama buranın standartlarında bir yerde bir yemek yediğiniz zaman akşam yemeği özellikle aşağı yukarı bundan aşağı kalkamıyorsunuz. Bu şekilde. Bugünkü videoyu da böyle tamamlayalım. Afiyet olsun diyelim. Yapanların ellerine sağlık diyelim. Şöyle son etlerle kapatalım.